Aşağıdakilerden hangisi coğrafyanın inceleme alanına girmez? Hazar Denizi'nde çıkarılan doğalgazın Avrupa'ya taşınması arkadaşlar ulaşım coğrafyası içerisinde yer alır. Yani coğrafyanın inceleme alanında bulunur. Dünyadaki balıkçılığın dağılışı tarım coğrafyası içerisinde yer alır. Volkanik alanların insan yaşamını etkisi beşeri coğrafyanın inceleme alanında yer alır. Buzulların bitki dağılışını etkisi burada bitki coğrafyası içerisinde incelenebilir. Doğa olayların insan psikolojisine etkisi. Doğa olaylarının coğrafya etkileri ancak bunun insan üzerindeki psikolojik etkisi coğrafyanın inceleme alanında yer almaz. Bu durumda cevabımız E seçeneği olacaktır. Yeryüzü şekillerinin oluşumunu ve gelişimini inceleyen coğrafyanın alt dalı aşağıdakilerden hangisidir? Yeryüzü şekillerini inceleyen coğrafyanın alt dalı arkadaşlar jeomorfolojidir. Yani dağların, ovaların, platoların oluşumunu inceleyen, coğrafyanın alt dalı jeomorfolojidir. Bu kelimeyi iyi bilmemiz lazım. ÖSYM bunu kullanır arkadaşlar. Diğerlerinin de isimlerini ben size söyleyeyim. Klimatoloji iklim bilimi demek. Hidrografya sular coğrafyası. Biyo coğrafya bitki ve hayvanları inceleyen, yani canlı coğrafyası. Kartografya ise arkadaşlar harita bilimi demektir. Yani bu durumda cevabımız zaten B seçeneği olacaktır. Coğrafya insan ve doğa arasındaki etkileşimi inceleyen bilim dalıdır. Coğrafya bu ilişkiyi incelerken diğer bilimlerden de faydalanır. Örneğin Hidrografya, Hidroloji, Limnoloji, Oseanografya gibi bilimlerden yararlanır. Buna göre coğrafyanın alt dalı olan klimatoloji aşağıdaki bilim dallarına hangisinden daha fazla yararlanır diye bir soru. Klimatoloji neydi arkadaşlar? İklim bilimiydi. Yani dünyadaki iklimleri Akdeniz iklimi, Karadeniz iklimi, Ekvatoral iklim veya iklim elemanları dediğimiz sıcaklık, yağış, rüzgar, nem ve yağışı inceleyen bilim dalıdır. Bunları incelerken de en çok faydalanacağı bilim dalı hava bilimi dediğimiz hava durumu bilimi dediğimiz meteorolojidir. Yani klimatoloji en çok Meteorolojiden faydalanır. Burada en çok karıştırılan metalolojidir arkadaşlar. Metal bilimi şeklinde ifade edilebilir. Jeoloji, yeraltı bilimi, tarih bildiğimiz tarih, hidroloji ise arkadaşlar su bilimi demektir. Burada dikkat edeceğiz. İklim bilimi en fazla meteorolojiden faydalanır. Cevabımız E seçeneği olacaktır. Yukarıda verilenlerden hangileri? Beşeri coğrafyanın alt dalları içerisinde yer alır. Coğrafyayı biz ikiye ayırıyoruz. Bir fiziki coğrafya yani insanın olmadığı coğrafya. İkincisi beşeri coğrafya insanın olduğu coğrafya. Burada anahtar kelimemiz arkadaşlar insandır. Beşeri coğrafyanın alt dallar arasında yer alır. Toprak fiziki coğrafya, tarım coğrafyası ekonomik coğrafyanın alt dalıdır. Beşeri coğrafya içerisinde yer alır. Yerleşme coğrafyası, kır yerleşmesi, kent yerleşmesi gibi bunlar beşeri coğrafyanın inceleme alanında yer alır. Burada dikkat etmemiz gereken ifade biyo coğrafya. Biyo coğrafya fiziki coğrafya içerisinde yer alır. Bitki ve hayvan topluluklarını inceleyen coğrafyanın alt dalı biyo coğrafyadır. E peki hocam İnsanı veya yerleşmeyi nüfusu biyo coğrafyacılar mı? Hayır. İnsanla ilgili her şey biz beşeri coğrafyanın alt dalı olarak ifade ediyoruz. Bu durumda cevabımız 2 ve 3 C seçeneği olacaktır. İnsanoğlu doğumundan ölümüne kadar doğal iç içe yaşamakta ve doğadan yararlanırken de çoğu zaman arazinin yanlış kullanımı nedeniyle doğaya maalesef zarar vermektedir. Buna göre aşağıdakilerde hangisi doğal kaynakların doğru kullanımına örnektir? Böyle sorularda artı ya da eksi yaparak soruyu cevaplandırırsanız sizin için daha faydalı olacaktır. Alüvyal topraklar akarsuların biriktirme yaptığı verimli topraklardır. Alüvyal topraklara sahip tarım alanlarının yerleşime açılması sanki burası kötü gibi arkadaşlar. Neden? Çünkü ben orayı tarla olarak kullanırsam daha iyi olur. Ben yerleşmeyi biraz daha dağlık engebeli veya kayalık alana yapabilirim. Dağlık ve engebeli alanlarda arıcılık faaliyetinin yapılması. Arıcılık arkadaşlar arı normal bir bal böceği. Doğaya zarar vermez, aksine bitkilerin tozlaşmasında etkilidir, bitkilerin dağılışında önemli rol oynar. Yani bu aslında olumlu bir durum. Cevabımız B seçeneği olarak görülüyor. Devam edelim arkadaşlar. Fabrika atıklarının kuru dere yataklarına boşaltılması maalesef bu kötü bir şeydir. Normal dere veya kuru dere fark etmez. Fabrika atıklarının sokağa, dereye, göle boşaltılması her şekilde yanlıştır. Otlak ve meraların tarım alanlarına dönüştürülmesi bu da yanlıştır arkadaşlar. Hem otlaklar, hem meralar, hem de orman alanları amacı doğrultusunda kullanılmalıdır. E, tarım açılması belki olumlu gibi görünebilir ancak bu doğal sisteme, ekosisteme zarar verir. O yüzden yanlış bir uygulamadır. Balıkçılığın geliştirilmesi için balıkçılık faaliyetinin Yılın her ayında yoğun olarak yapılması yanlıştır. Niye? Çünkü belli bir dönemde balıkçılık faaliyetleri durur. O dönemde balıklar yumurtlar ya da balıkların çoğalma, üreme veya büyüme dönemidir. Yani balıklara da bir müsaade etmemiz lazım. O dönemlerde büyümesi gerekiyor. Yani bu durumda B seçeneği hariç diğerleri arazinin yanlış kullanımına örnektir. Coğrafya bilincine sahip bir öğrenci yukarıda verilen özelliklerden hangilerine sahiptir demiş. Coğrafya bilincine sahip olan birisi arkadaşlar kaliteli bireydir diyeyim ben arkadaşlar. Yani e, bu ülkenin aydınlık yüzleri veya bu dünyanın aydınlık yüzleri olarak ifade edebilirim. Örnek veriyorum suyu kirletmez, havayı kirletmez, çöpleri yere atmaz gibi. Devam edelim hemen bakalım kaliteli insan nasıl olurmuş birlikte görelim. Yakın çevresinden faydalanarak ülkemiz ve dünya hakkında çıkarımlar yapar çünkü zeki çocuklardır doğru. Doğal ve beşeri kaynakları doğru kullanır ki bu çok önemli bir şeydir arkadaşlar. Doğal kaynakları doğru kullanması lazım. Çevre bilincine sahip olduğu için hava, su ve toprağı kirleten ya da doğada uzun süre kalan ürünleri daha dikkatli kullanır, gerekiyorsa da kullanmaz. Bu da doğru bir durum. Yani bu durumda kaliteli bireyler 1, 2 ve 3 numaralı öncüllere sahiptir diyoruz. Coğrafya insan ve doğa arasındaki ilişkiyi neden-sonuç ilişkisine göre inceler. Bulduğu sonuçları coğrafyanın dağılış ilkesine göre haritalara aktarır. Coğrafya bu ilkeyi uygularken yani dağılış ilkesini uygularken aşağıdaki bilimlerden hangisinden daha fazla yararlanır? E, dağılış ilkesi ne ile alakalı arkadaşlar? Harita ile ilgili. O zaman harita biliminden daha fazla yararlanması gerekir. Bu durumda cevabımız kartografya yani harita bilimi D seçeneği olacaktır. Diğerlerini de ben bir cümle söyleyeyim arkadaşlar. Limnoloji göl bilimi demek, jeoloji yeraltı bilimi demek, yani yer şekillerinden ziyade yerin iç yapısını inceleyen bilim dalına biz jeoloji diyoruz. Yeryüzü şekillerini incelerse jeomorfoloji diyoruz. Antropoloji geçmişte yaşayan insan topluluklarını inceler. Sismoloji ise deprem bilimi demektir. Bu durumda cevabımız sadece D seçeneği kartografya olacaktır. Parçada altı çizili bölümlerden hangisi doğal unsurlardan biri değildir demiş arkadaşlar. Vanuatu Avustralya'nın doğusunda volkanizma sonucunda oluşmuş bir ada devletidir. Dikkat edin volkanizma dediği için doğal yani D'yi koydum. 12.200 km karelik bir alana sahip ülkede tropikal iklim koşulları etkilidir. Bu ülkede tarım alanları dardır demiş. Tarım dediği için beşeri unsur olacak arkadaşlar burada. Maden bakımından fakir olan ülkede manganez çıkarılmaktadır. Maden arkadaşlar burada doğaldır. Madencilik deseydi beşeri olacaktı. 2528 kilometre sahil. Sahil dediği için doğal olacak. Şer kıyı şeridine sahipmiş ve burada turizm faaliyeti yapılırmış. Hangisi doğal unsurlardan biri değildir? Yani beşeri unsurdur demiş. Cevabımız C seçeneği tarım olacaktır. Teknolojinin gelişmesine bağlı olarak son yıllarda doğal koşulların insan üzerindeki etkisi azalmış, insanın doğa üzerindeki etkisi artmıştır. Buna göre aşağıdakilerde hangisinde insanın doğaya etkisi daha azdır diye bir soru. Erzurum Kars'ta geniş yer tutan çayır alanlarında büyükbaş mera hayvancılığının yapılması. Büyükbaş mera hayvancılığı saldım çayıra mevlam kayıra demek arkadaşlar. Hayvanları dağa, tepeye, vadiye, platoya çıkarıyoruz ve otlatıyoruz. Doğal ortamdan doğrudan etkileniyor. Yani bu durumda burada etkisi daha doğrusu insanın doğaya değil de doğanın insan etkisi daha fazla. Sanki cevabımız A seçeneği gibi devam ediyoruz. Ordu Giresun Havaalanı'nın denizin doldurularak insan doğayı ne yaptı arkadaşlar? Burada etkiledi. Marmaray ve Avrasya. Marmara ile Asya ve Avrupa kıtalarının birbirine bağlanması. Burada bir tünel, kanal, proje gibi bir şey varsa burada insanın doğayı etkisi var arkadaşlar. Dikkat edelim burada. Amik Gölü'nün kurutulması. Kurutulma dediği için insan doğayı etkiledi burada yine. Elektrik üretmek için Çoruh Irmağı üzerine baraj yapılması. İnsanlar baraj yaptı ve göl oluşturdu. Burada da insanın doğaya etkisi fazla. Yani bu durumda cevabımız A seçeneği olacaktır. Akdeniz kıyısında gezi gözlem yapan bir grup öğrenciye dikkatlerini çeken bir coğrafi özelliği kısaca not almalarını söylemişler. Öğrenciler nokta nokta şeklinde not almış. Hemen soru kökünü okuyorum arkadaşlar. Öğrencilerde hangilerinin yazdıkları coğrafyanın nedensellik bundan dolayı bundan ötürü gibi ya da böyle olduğu için şeklinde ifade etmesi gerekir. Örnek veriyorum, yağış fazla olduğu için orman fazladır. Sanayi geliştiğinden dolayı nüfus fazladır gibi ifadeler kullanılması gerekecek. Akdeniz kıyılarının büyük bölümünde zeytin yetiştirilmesi herhangi bir neden sonuç burada söz konusu değil. Berkay ne demiş arkadaşlar? Kış aylarının ılık geçmesi nedeniyle Antalya'nın batısından seracılık yapılması. Dikkat edin, kış aylarının ılık geçmesinden dolayı, kış ayları ılık geçtiği için ifadesi burada kullanılmış. Kan tropikal iklime ait, muz, anamur çevresinde yetiştirilmektedir. Tamam. Ama niye yetiştiriliyor bir açıklama burada yapılmamış. Fatih ne demiş? Alüvyal topraklara sahip olduğu için Çukurova'da tarım gelişmiştir hem de çok iyi gelişmiştir. Bu durumda cevabımız Berkay ve Fatih olacak yani D seçeneği doğru cevabımız olacaktır. Aşağıda ülkemizde bulunan bir yöreye ait bazı özellikler verilmiş. Hemen soru kökümüze bakıyorum. Bu özelliklerdir coğrafyanın aşağıdaki hangi alt dalıyla alakalıdır diye sormuş. Platolar, plato alanları geniş yer tutar sanki yer şekillerini anlatıyor. Yani jeomorfoloji gibi devam ediyorum. Akarsular bölgenin doğusunda dar ve derin vadiler oluşturmuş. Bölgenin kuzeyinde volkanizma var. Bunların hepsi arkadaşlar ne ifade ediyor bize? Yeryüzü şekillerini ifade ediyor. Bu bilim dalına da biz ne diyorduk arkadaşlar? Yeryüzü şekli bilimine jeomorfoloji adını veriyorduk. Bu durumda cevabımız D seçeneği jeomorfoloji olacaktır. Diğerlerine de bir cümle söylüyorum. Klimatoloji iklim bilimi, biyo coğrafya bitki ve hayvanları inceleyen bilim dalı yani canlı coğrafyası, hidrografya sular coğrafyası, beşeri coğrafyada insanları inceleyen coğrafyanın alt dalıdır diyoruz. Bu ifadeler özellikle arkadaşlar klimatoloji ve jeomorfoloji terimlerini çok iyi bilmeniz lazım. Diğer konularda da sıkça karşımıza gelecek olan kelimelerdir. Türkiye nüfusu ve nüfusun dağılışı üzerine araştırma yapan Murat aşağıda verilen bilim dallarından hangisinden daha fazla yararlanır? Murat ne yapmış arkadaşlar? Nüfus ve nüfus bilimi hakkında, nüfusun dağılışı hakkında incelemeler yapacak. O zaman en çok nüfus biliminden faydalanması gerekir. Burada nüfus bilim hangisidir arkadaşlar? Demografi dediğimiz bilim dalıdır. Ekonomi bildiğimiz ekonomi parayla ilgili olanlar. Potomoloji akarsu bilimi demek. Oseanografya okyanus bilimi demek. Tarihte geçmiş dönemleri inceler diyoruz. En çok faydalanacağı buradaki bilim dalı arkadaşlar demografi yani nüfus bilimi olacaktır. Cevabımız da A seçeneği olacak ama bir şey daha söylemek istiyorum arkadaşlar. Özellikle hem TYT hem AYT'de demografik yatırım dediğimiz bir şey karşımıza çıkar. Demografik yatırım deyince neyi bileceğiz arkadaşlar? Biz nüfusla ilgili yatırımlar. Mesela Almanya'nın demografik yatırımı daha fazladır. Daha azdır ya da Somali'nin demografik yatırımı daha fazladır şeklinde ifade etmemiz gerekecektir.